Motor dersinde göstergeler, yani aracımızın ön panelinde baktığımız zaman göstergeler ne anlama geliyor? Bununla ilgili mutlaka birkaç tane sorumuz geliyor. Gösterge panellerine baktığımız zaman şunu sorarlar. Gösterge panelinde işte yakıtı gösteren panel hangisidir diye gösterdiği zaman şurada görüldüğü gibi küçük bir petrol istasyonundaki petrol dolumunu gösteren gösterge bizim özellikle yakıt göstergemizdir. Bu bize neyi sağlar? Aracımızın içinde bulunan, depoda bulunan yakıtın hangi seviyede olduğunu gösterir. Peki bunu nasıl anlar yakıt göstergesindeki işaret? Özellikle yakıt deposunun altında şamandıra denen bir yapı vardır. Bu şamandıra yapısı yakıt doldukça seviyesini kaldırır. İndikçe aşağı doğru iner. Yani sıvının içinde burada bir hava tabası gibi bir şey var. Suyun üstüne düştüğü zaman kalkıyor yukarı. İndikçe aşağı iniyor. Bu şekilde hangi seviyede olduğunu gösteriyor. Buraya baktığımız zaman bir otomobildeki petrol istasyonundaki petrol benzin dolduran gösterge bizim yakıt göstergesidir. Bununla beraber sorarlar. Aracın ısısının yükseldiğini gösteren, aracın hararetini gösteren gösterge hangisidir? Burada gösterdiği gibi altında bir derece var, yanında C harfi var. Bu genelde tam orta seviyede olması gerekiyor. Bunun dışında kırmızı bir alan var. Kırmızı alana girdiği zaman o gösterge çubuğu o zaman tehlike anlamına geliyor. Bakın kırmızı araçlarda uyarı, tehlike bildiren nedir? İşaretlerdir. Gelelim hız göstergesi. Hız göstergesi sıfırdan başlayıp aracı yapabileceği hız miktarını gösterir. Burada 260 gösteriyor. O aracın kaç kilometre hızla seyir ettiğini gösteren hızdır. Peki bunu sorarlar. Aşağıdakilerden hangisi 80 kilometre hızla giden aracın göstergesidir? Bu gösterge panelinde 80'i gösterir. 80'i gösteren çizgi o aracın hızının kaç kilometre olduğunu gösterir. Bir de aracın torku dediğimiz genel olarak torkunu gösterdiği bir de gösterge vardır. Bu göstergede hemen hız panelinin yanında büyükçe gösterir. Aracın devrini gösterir. Kaç devirde çalıştığını gösterir. En iyi devir göstergesi 2500 devirde çalışan araçların gücü daha etkilidir. Peki bu devirsiz kullandığımız zaman yüksek devirle düşük devirle araçların kullanımı vardır. Yüksek devir ve düşük devirle kullandığımız zaman yakıt sarfiyatına neden olur. Bu yüzden araçların devirli kullanılması çok önemlidir. Özellikle birinci viteste kalkışta yüksek tork elde edilir. Bu da güçtür. Güç, tork dediğimiz güçtür. Aracın kütlesel olarak kalkmasını sağlamak için güç kullanmak gerekiyor. Bu da birinci vitestir. Eğer birinci viteste değil de üçüncü, ikinci viteste kalkmaya başladığımız zaman bizim motorumuza ve aracımızın vites kutusuna ne yapmaya başlayacak? Zarar vermeye başlayacaktır. Aracın torkunu gösteren gösterge hemen hız göstergesinin yanında aynı ebatta büyük olan işte 10, 0, 10, 20, 30 bu 1000 anlamında kullanılır. Yandaki sıfırlar yoktur. Bu belli alanda özellikle 5000, 6000, 7000 aralıkları kırmızıdır. O da nedir? Tehlike anlamına geliyor. Park lambalarına baktığımız zaman park lambaları bu şekilde gösterir. Park lambalarına baktığımız zaman araçlarımızda aracımızın direkt olarak görmesini geceleri seri halinde olmamızı sağlar. Buna baktığımız zaman özellikle bunlar nasıl yanar? Bu gösterge panelinde yeşil renktedir. Yani şehir içinde hızımızı, şehir içinde genelde bu kullandığımız araçlarda gösterge panelinde yeşil gösterilir. Yani kısa far olarak görülür. Bununla ilgili ne sorarlar? İşte şehir içinde far lambaların gösterdiği işaret hangisidir? Hangi renktedir? Yeşil renktedir.
Bir de uzun farlar vardır. Uzun farlar direkt olarak baktığımız zaman mavi olarak değerlendirilir. Daha uzağa göstermek için şehirler arası yollarda kullandığımız farlardır. Ama şehirler arasında seyir halindeyken eğer karşımıza bir araç geliyorsa yine kısa farlara geçmek gerekiyor. Bir de sorular şöyle sorarlar. Aşağıdakilerden hangisi el freni gösteren göstergedir? El freni göstergesi şu şekilde, ortası yuvarlak yanlardan. Bu da neyi gösteriyor? Bu anlam olarak kampanalı frenlerin kampanalarındaki özellikle şu yanlara baktığımız zaman balataları gösterir. Ortada da uyarı işaretidir. El freni göstergesidir. Yani sorumuzu sordukları zaman aşağıdakilerden hangisi el freninin göstergesi olarak bilinir, gösterilir? Bunu direkt olarak gösterilir. Aşağıdakilerden hangisi araç çalıştırdıktan sonra ışığının hareketten önce ışığının yandığını gösteren gösterge hangisidir diye sorarlarsa yine el frenidir. El freni buradan indirmediğimiz sürece el frenine indirmek için baskıyı yapıyoruz. O düğmeye bastıktan sonra indikten sonra hareket için hazır bir konuma geliyor. Bu da o zaman sönmüş duruma geliyor. Yani el freni ile ilgili işte araç çalıştıktan sonra diğer göstergeler, araç ön konsolunda görünen göstergelerin hepsi söner. Bununla ilgili sadece el frenini indirinceye kadar, harekete geçinceye kadar yanabilir. Harekete geçmeye başladığımız zaman el frenini indiririz. Ondan sonra birinci vitese takarız ve yolumuza devam ederiz. Gösterge panellerine baktığımız zaman sinyal göstergeleri yine üst tarafta bulunur. Yeşil renktedir. Yeşil renktedir. Sağa ya da sola döneceğimiz zaman, eğer sağa döneceğimiz zaman hemen direksiyonun yan tarafında bulunur. Şu kolu yukarıya çektiğimiz zaman bu sinyalizasyonu bizim devamlı fark etmemizi sağlayan bir de uyarı şeyi vardır, sesi vardır. Tık 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 diye bizi uyarır. Sonra sağa döneceğimiz zaman, yukarı sağa döneceğimiz zaman aşağıya doğru ne yapıyoruz? İndirdiğimiz zaman sola doğru, yukarıya doğru yaptığımız zaman sağa dönmeyi sağlar. Bunu aracı çalışmadan önce bir kontrol etmek, eğer aracı yeni kullanacaksak mutlaka kontrol panellerine bakmamıza fayda vardır. Dediğimiz gibi kilometre saati devir saatini gösterir. Araç paneli üzerinde baktığımız zaman bunlar çok rahat bir şekilde görülür. Kilometre saati ve devir saati motorun devrinin yüksekliğini gösterir. Burada en çok sorulan bir iki tane soru vardır. Bu sorularda en çok sorulanlardan bir tanesi yakıt göstergesi. Bununla beraber hararet göstergesi ve yağ, özellikle yağ göstergeleri ve aynı zamanda şarj göstergesi. Aracımızı koltuğa taktığımız zaman bu işaret levhaları hepsi bir anda yanar. Yağ göstergesi, yakıt göstergesi, bununla beraber hararet göstergesi, şarj lambası, uzun farlar hepsi yandıktan sonra aracımızı bir süre sonra kontağımızı ileriye götürmeden önce, marşa basmadan önce onlar bekleriz bir süre sonra sönerler. Yalnız el frenleri ne yapabilir? Devam eder. İndirmediğimiz sürece motoru çalıştırdıktan sonra bunların sönmesini bekleriz. Eğer farları yakmışsak onlar yanmaya başlar, devam eder. Şimdi biz motoru çalıştıracağımız zaman motordan özellikle radyo çalışıyorsa radyoyu kapatmakta fayda vardır. Çünkü aracımız yüksek bir oranda aküden enerjiyi çekecektir. Enerjiyi çekerken de eğer radyonun çalışıyorsa, teyip çalışıyorsa oraya elektrik aksamında bir azalma olacaktır. Bundan dolayı elektrik aksamında azalmadan dolayı, elektrik akımında azalmadan dolayı bazen sigorta kazalarına, yani o özellikle teyibin, kasetçaların ya da sivilçaların sigortasının atmasına neden oluyor. Kapattıktan sonra, araç çalıştırdıktan sonra ne yapabiliriz? Radyo çalarımızı, CD çalarımızı çalıştırabiliriz. Soruyu şöyle soruyorlar.
aracın yağ seviyesinin bittiğini ya da azaldığını gösteren gösterge hangisidir diye sorarlar. Bu göstergemiz görüldüğü gibi bir tane böyle arkası böyle üçgenimsi karışık ve ucunda bir damla yağın olduğunu gösteren bu yağ gösterge yağ göstergesidir. Araç çalıştıktan sonra sönmesi gerekir. Bunu da soru olarak soruyorlar. Aracın yağ göstergesi yanıyorsa ne yapacağız? Aracımızı kenara çekeceğiz. Aracımızı bir süre dinlettirdikten sonra yağ çubuğumuzdaki bu şekilde yağ çubuğuyu tamamen çıkarttıktan sonra temizleyeceğiz. Sonra yağ çubuğumuzu tekrar aracın yağlandığının içine koyacağız. Ve paketin içinde ne kadar yağ miktarı olduğunu bakacağız. Eğer yağ miktarı aşağı doğru inmişse, çizginin altına inmişse mutlaka yağ eklememiz lazım ya da sanayiye götürüp yağını kontrol etmemiz lazım. Bir de neden azaldığına bakmamız lazım. Bazen yağ yakma durumu var motoru, pistonlar arasında yağın da yakma durumu. Bu özellikle egzozda siyahımsı bir egzoz dumanı diye çıkar. Bu da bir şekilde bize egzozdan siyah dumanlı bir gaz çıkıyorsa bu da bir motorda yağ yakma durumu söz konusu. Ya azalırsa ne olur? Dediğimiz gibi ya azalırsa motor bloğunun pistonlarının aşırmasına neden olur. Bu motorda büyük bir arızaya neden olabilir. Gelelim yakıt göstergesini anlatmıştık, tekrar gösterelim. Özellikle bunu sorarlar, işte aracımızın yakıtını gösteren gösterge aşağıdakilerden hangisidir? Bu şekildedir. Burada bir petroldaki benzin doldurma cihazına benzeyen bir gösterge vardır. 0 ile 1, bir de yarım gösterir, yarım depo. Çeyrek depo, yarım depo. Çeyrek deponun üstü, yarım deponun üstü çeyrek depo, tam depo olarak gözlenir. Hararet göstergesi aracın hararetini gösterir, yani ısınmasını gösterir. Bu radyatörün soğutmasını gösterir. Genelde işte bir aracın hararet seviyesi kırmızıyı gösterirse ne yapar diye sorarlarsa aracımızı hemen kenara çekiyoruz. Aracımızın özellikle bu radyatörün soğumasını bekliyoruz. Hemen radyatörü açmıyoruz. Eğer hemen açarsak güçlü bir hava içeride ısınmış, buharlaşmış bir hava yapacaktır. Bundan dolayı kapağı fırlatma durumu vardır. Eğer kafanızı kapağın önüne yaparsanız yüzünüze doğru çok çarpma meydana gelebilir. Ne yapacağız? Hemen dıştan soğutmaya çalışacağız. Bir süre sonra soğuttuktan sonra kapağını ne yapacağız? Bir bez yardımının üstüne koyarak açtıktan sonra bunun üstüne su ekleyerek soğutmaya çalışacağız. Ve neden hararet yaptığına bakmamız lazım. Eğer motorumuz hararet yapıyorsa, ısınıyorsa bunun bir sebebi vardır. Ya aracımızı devirli kullanmıyoruz ya da aracımızı çok soğuyoruzdur. Aracımızın çekebileceği yük miktarından daha fazla yük yüklemişiz ve rampada doğru vitesle çıkmamışızdır demek anlamına geliyor. Yani motoru fazla yüklenmeyle ısınmasına neden olmuşuzdur. Çok fazla güç elde etmeye çalışmışız ama bunun gücü elde ederken soğutma yetersiz kalmıştır. Bu yüzden çok önemlidir. Eğer daha fazla zorlarsa motor conta dediğimiz conta kapaklarının yanmasına neden olur. Bu yüzden hararete dikkat etmemiz lazım. Görüldüğü gibi burada kırmızı gösteren alana geldiği an ciddi anlamda motor ısınmıştır. Motoru biraz daha zorlarsa contaların yanmasına neden olacak. Contada şunu anlatayım. Motor bloğunun üstündeki motor kapağıyla pistonlar arasındaki kapak ile motor bloğu arasındaki yağ blokları vardır. O contalar yağın dışarıya hava kaçmasını, egzozun kaçmasını önler ve genel olarak motor bloğuyla motor kapağı arasında kullanılır. Şarj dinamosu ne yapar? Bizim şarj dinamosu motora ilk hareketi verdikten sonra, akü motora ilk hareketi verdikten sonra yine araçta kullanacak olan enerjinin devamını sağlamak için fazlasını depolar, diğer kalanını şarj dinamosuyla destekler. Bunu soru olarak da şöyle soruyorlar.
araç çalışıyor durumdayken şarj dinamosu yanıyorsa ne yapılır? Aracımızı güvenli bir yere çekeriz ve aracımızın özellikle neyine bakarız? Burada alternatörüne bakarız. Alternatör elektrik akımını iletiyor mu, yeterli derecede bir şarj dinamosunda bir arıza olduğunu gösterir. Bunu şöyle sorarlar, şarj göstergesi yanıyorsa, araç çalıştıktan sonra şarj göstergesi yanıyorsa neyi gösterir? Şarj sinemosunun bozulduğu anlamına gelir. Bu şekildedir. Ne yapmak gerekiyor? Aracımızı güvenli bir yere çekmek lazım ve nedenine bakmak gerekiyor. Gerekiyorsa saniyeye götürmek gerekiyor. Şarj dinamosu dediğimiz alternatörün bir elektrik aksamında bir sıkıntı olduğunu, bir süre sonra eğer onu yapmazsa akümülatörün boşalmasına neden olur. Sonra aracımızın çalışmasını engeller. Farlara baktığımız zaman dedik uzun farlar uzağı gösterir, mavi renkte yanar. Yandığı zaman mavi olan renkte uzak farlardır. Soruyu şöyle sorarlar. Mavi yanan farlar hangi farlardır diye sorarlar. Bu uzun farlardır. Şehirler arası yollarda kullanılması gereken farlardır. Kısa veya soruyu da şöyle sorarlar. Yeşil yanan farlar hangi farlardır? Bunlar kısa farlardır. Şehir içinde yanması gereken farlardır. Genel olarak toplamaya başlarsak, anlattıklarımızı tekrar toplamak gerekirse, aracımızda bulunan göstergelere baktığımız zaman neler var? Hız saati, aracın kilometre saati 1'den 260'a kadar olur. İşte 260'a kadar olan bir aracın hızını gösterir. Kaç kilometre hızla gittiğini gösterir. Gelelim burada devir saatine baktığımız zaman motorun torkunu gösteren motor devir saatidir. 10-0 ile 70 arası gösterilir. Bu araçların motor hacmine göre değişiyor. Genelde burada baktığımız zaman en iyi devir 2500 devirdir. İşte soruyu da şöyle sorarlar dedik. Araçların 2500 devirde olduğunu gösteren gösterge paneli hangisidir? Onu ne yapacaksınız? 20 ile 30 arasını gösteren işaret levhasını işaretlememiz lazım. Onu işaretlememiz gerekiyor. El freni dedik. El freni araç çalıştıktan sonra yanıyor durumda olur. Onu ne yapacağız? El freni ayak hareket edeceksek el freni indirerek yolumuza devam edeceğiz. Sinyalleri söyledik. Sinyaller hemen direksiyonun alt kısmında sağa döneceksek yukarı, sola döneceksek aşağıya yaparak ne yapacağız? Yönümüzü değiştireceğiz. Şunu sorarlar, işte sağ sinyal yakan işaret levhası hangisidir veya da gösterge hangisidir? Burada genelde baktığımız zaman yeşil üçgen şeklindedir. Sağ gösteriyorsa sağ, sola gösteriyorsa solu gösteren işareti ne yapmak lazım? İşaretlemek gerekiyor. Yağ göstergesi buydu dediğimiz gibi. Araçların yağ göstergesi hangisidir diye sorarlar. Buydu. Yakıt göstergesi hangisiydi? Şu şekildeydi. Ortasında, alt kısmında bir petrol istasyonu. Hararet göstergesi altta bir derecenin olduğuna bakarsanız ve burada da bir derece olması lazım. C üstünde bir nokta varsa derecedir. Burada da altta bir derecedir. Şarj göstergesi, far göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu göstergelerle ilgili mutlaka 2-3 tane motor sorusu geliyor. Eğer bu konuları gördüğünüz gibi kitabınızda da bir daha tekrar ederseniz çok rahat bir şekilde cevaplarını rahat bir şekilde yapacağınıza inanmaktayız.